Maalesef ki yine toplumun bir diğer muhalif kesimi olan örneğin CHP'li belediyeler tarafından belli bir dönem daha ılımlı bir politika güdülürken şimdi mesela sosyalist kurumların, sosyalist sanatçıların, Kürt sanatçıların neredeyse hiçbirine ne büyükşehir ne ilçe belediyeleri salon vermiyor örneğin. Halkla buluşmasını engelliyorlar aslında yani halk sosyalistlerin ve Kürtlerin. Böyle de bir tecrit politikası söz konusu aslında. Maalesef ki bu tecrit politikasında kırmaya yönelik ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ürettiğimiz sanat eserlerini kendi dergimizde yayınlamaya çalışıyoruz. Ama dağıtım ağlarının yarattığı o tekelleşme nedeniyle de o ağlara giremiyoruz. Dolayısıyla kendimiz elden dağıtmak ya da işte kargoyla dağıtmak zorunda kalıyoruz. Yani dolayısıyla bu da mesela aslında aşılması gereken bir tecrit konusu. Onun dışında tabii ki sosyal sanatçılar olarak biz belli dönemlerde işte mitinglerde konserler veriyoruz ya da işte tiyatro oyunları oynuyoruz. Bunların içeriği de sık sık tartışma konusu olabiliyor, soruşturma konusu olabiliyor. Örneğin bir işte grup vardı ya örneğin. Dün Dersim'de konser verdi. İşte Nurhak da konser verdi mesela geçtiğimiz yıl. Nurhak da Derinci Önderleri andıkları için örneğin grubumuzun solistlerine soruşturma açıldı. İşte terörizmi övme suçlamasıyla böyle. Bunun gibi şeylerle çok sık karşılaşıyoruz. Ama tüm bu tecrit, yalnızlaştırma ve sindirme politikalarına karşı biz daha fazla sokakta olmayı önemsiyoruz. Daha fazla halklarla buluşmayı, ezilen, ötekileştirilen, marjinalleştirilen kesimlerle bir arada olmayı daha çok önemsiyoruz. Sesler için sanat, insanı anlama, değiştirme çabasının en önemli araçlarından bir tanesi. Çünkü sanatla insanları ayna tutarsınız. Onların içerisindeki ayna da üstelik sanatın büyüsüyle gösterilen bir şey olduğu için daha etkileyici bir şeydir. Yani dolayısıyla biz sanatı aslında şu anlamda şöyle görüyoruz. Yani çürümekte olan bir toplumun içerisindeysen o çürümeyi göstermelisin. Ama bunu sanatın büyüsüyle yapmak zorundasındır. Yani bunu sadece çok böyle vulgar bir şekilde sadece bakın siz böylesiniz demek yerine aslında bunu sanatın büyüsüyle perdeleyerek, çevreleyerek göstermek zorundayız. Bizim için sanat bu yüzden hem politikanın aslında bazen nüfuz edemediği kesimlere yaklaşmak için önemli bir araç. Hem de sanat bizim bakımımızdan aslında belli bir içeriği vermek istediğimiz mesajı kitlelere ulaştırmak bakımından çok daha yaygın kullanabileceğimiz bir araç. Az önce söylediğim gibi aslında politikanın nüfuz edemediği ya da giremediği, etkileyemediği kesimleri, kitleleri aslında sanatla etkilemek mümkün. Bunun en iyi örnekleri de elbette sosyalist sol sanatçıların, aydınların, yazarların Türkiye toplumu ve halkları üzerinde kurdukları etki aslında etki hegemonyası. Sosyalistlerin ve sosyalist sanatçıların bir başka görevi de elbette içinde bulunduğu aslında sınıfın dertlerini, gerçeklerini daha yüksek sesle haykıracak ürünler ortaya koymak bizce. Şu anda açlık, yoksulluk krizi derinleşirken sosyalistlerin de özellikle bu konuda çok daha fazla araçla bu duruma dair itirazlarını yükseltmesi gerekiyor. Bu duruma dair halkın taleplerini de yükseltmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Sosyalist sanatçılar olarak biz de bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Örneğin Tiyatro İmge'nin şu anda bir işçi kadının yaşadığı tacizleri, yaşadığı zorlukları, yoksullukları anlattığı bir Fransız yazar tarafından yazılmış olan Erwin Motor oyunu var. Bu bizce çok iyi bir yoksulluk ve çok iyi bir sınıf anlatısı. Bu yüzden de aslında seçtiğimiz her eseri, seçtiğimiz her şarkıyı halkımızın dertlerini anlatabilecek, onların sesini yükseltebilecek şekilde bulmaya çalışıyoruz. Bu da bizce sol sosyalist yurtsever sanatçıların bir başka dikkat etmesi gereken kriter diye düşünüyoruz.